Aslan değirmenci. 3 örgüt, 3 ortak amaç. Ülke genelinde PKK, DAEŞ ve DHKPC'ye yönelik operasyonlar sürerken, üst akıl ve piyonları bilgi kirliliği meydana getirerek 3 terör örgütünün tek merkezden yönetildiğini perdelemek istiyor. Psikolojik harp taktikleriyle sahada algıyı yönetmeye çalışan bu grup, gri propaganda ile provokasyon ve saldırıları değil, operasyonları hedef alıyor. Malum medya ise psikolojik harbi yazı, program ve haberlerle destekliyor, millete rol biçmeye çalışıyor. PKK devrimci bir Kürt hareketi olarak gösteriliyor. DAEŞ, İslamcı bir Sünni hareket olarak sunuluyor. DHKPC ise aynı yapılar tarafından Alevi devrimci sol hareket olarak empoze ediliyor. PKK'dan başlayalım. Devrimci bir hareket emperyalizmden beslenir mi? Hayır. Peki PKK'ya destek veren ülkeler kim? Emperyalist devletler, diktatör rejimler. İstihbarat raporlarına göre başı hangi ülkeler çekiyor? Rusya, Suriye, İran, Irak, Sırbistan, Ermenistan, Yunanistan, İngiltere, Amerika, Almanya. Kürt olduğu iddia edilen bir hareket Kürtleri katleder mi? Hayır. Peki bugüne kadar PKK kaç Kürd'ü acımasızca katletti? Raporlara göre en az 5 bin. Neymiş PKK, emperyal projelere hizmet eden Kürtleri harcama makinesi? DAEŞ'e gelecek olursak, İslamcı bir hareket İslam dinini olumsuz yönde etkileyen faaliyetlerde bulunup İslamofobiye hizmet eder mi? Etmez. Sünni olduğu iddia edilen hareket, Şii örgütlere suni teneffüs yapar mı? Yapmaz. Peki DAEŞ kimden besleniyor? Rusya, Suriye... İran, Irak, Sırbistan, Ermenistan, Yunanistan, İngiltere, Amerika, Almanya. Evet, DAEŞ PKK'ya destek veren ülkelerden besleniyor. Neymiş DAEŞ? İslam'ı bütün bir yeryüzü satında gözden düşürmeye çalışan terör örgütü. DHKPC'ye bakalım. Halk Kurtuluş Cephesi halkın çocuklarını hedef alır mı? Almaz. Devrimci bir hareket militarizm ve mezhepçiliği körükler mi? Körüklemez. Alevilerin haklarını yeryüzünde bir otoriter ve totaliter cehennem kurmak için mücadele eden DHKPC mi koruyacak? Elbette hayır. DHKPC'nin emperyalist ve diktatör rejimlerle bağlantısı var mı? bağlantı olmasa aynı PKK ve DAEŞ gibi Rusya, Suriye, İran, Irak, Sırbistan, Ermenistan, Yunanistan, İngiltere, Amerika, Almanya'dan destek alır mı? Almaz. Peki ne demek istiyorum? Üst akıl Kürtlere PKK'yı, Sünnilere DAEŞ'i, Alevilere de DHKPC'yi işaret ediyor. Üst akıl, Türkiye'de meydana getirilmek istenen iç savaşta Kürtlere, Sünnilere ve Alevilere 3 terör örgütü üzerinden rol biçiyor uzantılarına da Orta Doğu'da aktif görev veriyor. Malum medyaya halkın kendi aralarında olan uyuşmazlık ve kavgalarını yayma görevi veriyor. Eş zamanlı olarak 3 terör örgütünün propagandasını yaptırarak milleti yönlendirmeye çalışıyor. Milletin düşüncelerini, duygularını, davranışlarını, tavır ve hareketlerini etki altında tutmak ve onları değiştirmek amacıyla PKK'dan sahte kahramanlar, DAEŞ'ten çakma öncüler, DHKPC'den sanal devrimciler üretiyor, topluma dayatıyor. Tutuyor mu? tutmaz. Bunların hepsi eski Türkiye'de kaldı. Eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye kalansa sadece emperyalist devletler, diktatör rejimler. Rusya, Suriye, İran, Irak, Sırbistan, Ermenistan, Yunanistan, İngiltere, Amerika ve Almanya. Aslan Değirmenci bugün